Kıymetli izleyicilerimiz içinde bulunduğumuz 2022 yılı itibariyle çalışanların ve emeklilerin almış oldukları maaşların Avrupa'da artık yetersiz olduğu sosyal yardımlar olmaması halinde vatandaşlarımızın ay sonunu getiremediği temel insani ihtiyaçlarını karşılayamadığı açık bir şekilde ortaya çıktı. Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi olan Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre Mevcut şartlar içerisindeki asgari ücretlerin en az %40 oranında arttırılması gerekiyor. Bakın hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? Almanya 1614 euro. Belçika 1626 euro. Çekya 579 euro. Estonya 584 euro. Fransa 1555 euro. Hırvatistan 563 euro. Hollanda 1626 euro. İrlanda 1724 euro. İspanya 1108 euro. Letonya 500 euro. Litvanya 642 euro. Lüksemburg 2202 euro. Macaristan 442 euro. Malta 785 euro. Polonya 614 euro. Portekiz 776 euro, Romanya 458 euro, Slovakya 623 euro, Slovenya 1024 euro, Yunanistan 758 euro, Bulgaristan 332 euro arkadaşlar asgari ücret. Anavatanımız Türkiye'ye baktığımız zaman 281 euro civarında yani bugünkü kurla hesapladığımızda 281 euro tüm Avrupa'dan daha düşük bir arkadaşlar asgari ücret olarak ana vatanımızda görüyoruz. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz buradaki tablo bize şunu gösteriyor. Bir Avrupa Birliği içerisinde dahi ciddi anlamda gelir dağılımında adaletsizlik var. Bir tanesi 500 euro maaş alırken bir tanesi 2202 euroya kadar maaş alabiliyor. Tabii ki her ülke eşit olmayacak. Bunu anlayabiliyoruz. Ancak mevcut şartlar içerisinde özellikle son bir yıl içerisinde hayatımızdaki zamlardan dolayı bu asgari ücretle bir kişinin geçinebilmesi mümkün değil. Bakın en temel harcama kalemleri içerisinde 2019'dan önce yüzde %35 oranında ev giderleri Neydi bunlar? kiraydı ve faturalardı maaşınızın yüzde 35'ini harcıyordunuz şimdi bugün itibariyle 2022 itibariyle maaşınızın neredeyse minimum arkadaşlar yüzde 65'ini Evet yüzde 65'ini bu temel barınma ihtiyacı için harcıyorsunuz kiralar son bir yıl içerisinde minimum yüzde yirmi arttı doğalgaza elektriğe suya yani enerjiye en az Avrupa ortalamasını söylüyorum yüzde 37 arkadaşlar fiyat artışı meydana geldi. Kalorifer ısınma yakıtı Almanya'da son bir yıl içerisinde yüzde 101.5 oranında arttı. Yani maaşlarla giderler arasındaki farka baktığımız zaman bazı ülkelerde vatandaşın bu almış olduğu asgari ücretle sadece bir hafta geçinebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa Birliği'nin işte Balkan ülkeleri Bulgaristan, Yunanistan, yine Letonya Litvanya gibi ülkelerde Estonya gibi ülkelerde gerçekten çok çok büyük sıkıntı içerisinde. Bir taraftan bakıyoruz ama Lüksemburg 2202 euro Almanya'ya bakıyoruz değerli izleyicilerimiz 1614 euro, Belçika 1626. Hollanda 1626 euro civarında. Hal böyle olunca Avrupa Birliği'nin de gerçekten önümüzdeki yıllarda çatırdayacağını açık bir şekilde söyleyebiliriz. Gelir dağılımındaki bu adaletsizlik nüfusun yer değişmesine neden oluyor. Ne oluyor? Estonya'daki adam Almanya'ya gidiyor, Lüksemburg'a gidiyor, Belçika'ya gidiyor vesaireye gidiyor. Ondan sonra da diyorlar ki Avrupa Birliği'nin içerisinde ya biz göç almak istemiyoruz diyorlar. Hele hele Avrupa Birliği'nin dışından başka bir göçmeni düzensiz göçmen diyorlar onlar. Bunları şu anda hiçbir şekilde Avrupa Birliği topraklarına sokmak istemiyorlar. Aile birleşimi ya da kalifiye eleman değilseniz içinde bulunduğumuz 2022 yılında Avrupa'ya gelebilmeniz, resmi yollarla çalışabilmeniz neredeyse hayal arkadaşlar. Çünkü bunların kendi içerisindeki ekonomileri kan alıyor. Bir de üzerine biz göçmen istemiyoruz diyorlar. Şimdi baktığımız zaman tabloya Almanya gibi Avrupa Birliği'nin en büyük devletinde 1614 euro ile bir kişinin geçinebilmesi, ay sonunu getirebilmesi imkansız arkadaşlar. Mümkün değil. Yani ev kiraları dedik. Büyük şehirlerde Frankfurt'ta, Berlin'de, Münih'te, Köln'de ne dedik? Bir yıl içerisinde en az %25 arttı. Öğrenci kentlerinde, sanayi kentlerinde ev bulabilmek de mucize. Ev yok. Ev yok. Onun için Almanya'nın yeni başbakanı geldi. Yaptığı ilk icraatlardan bir tanesi, ilk açıklamalarından bir tanesi. Konut bakanlığı kuruyoruz dedi. Evet, konut bakanlığı. Bunların hepsi arkadaşlar özellikle Almanya'da Merkel döneminin hataları, Merkel döneminin halının altına süpürülen sorunları arkadaşlar. Merkel 16 yıl boyunca iktidarda kaldığı bu konut yetersizliği ya da artan kiralarla ilgili olarak hiçbir şey yapmadı. Tek yaptığı bir şey var. Ben size sosyal yardım veriyorum diyordu. Al sana şu kadar kira, al sana şu kadar yardım. Şimdi öyle bir noktaya geldik. Özellikle koronavirüs döneminde sosyal yardımların bir anlamı kalmadı. Çünkü konut firal kiraları uçmuş vaziyette. Enerji fiyatları uçmuş vaziyette. Yani faturalar almış başını gidiyor. Yani 1626 euro ile 1614 euro ile bir kişinin ay sonunu getirebilmesi neredeyse imkansız arkadaşlar. Ama her ne hikmetse bakın açıkladık. Hartsfiye olarak bilinen sosyal yardıma 2022 yılı içerisinde sadece 3 euro zam yapılacak. 3 euro arkadaşlar. Yanlış duymadınız. 3 euro zam var. Emekli perişan vaziyette. Evet, 700, 800 euro ile emekli nasıl geçinecek? Şimdi emeklilere şunu söyleyecekler arkadaşlar göreceksiniz. 68 yaşında emeklilik erken emekliliği seçerseniz de daha önce örneğin yüzde 30 oranında kesinti varsa yüzde 50 oranında maaşınızdan kesinti yapıyoruz diyecekler. Bunlar olacak olan şeyler. En fazla 10 yıl size emekli maaşı veririz derseler de şaşırmam arkadaşlar. Çünkü emekliliği ülkeler ekonomilerinde birer yük olarak görüyorlar. Maalesef tablo bu. Maaş vermek istemiyorlar. Değerli izleyicilerimiz siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletin. Sizden ricam şu, daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka videolarımızı beğenmenizi ve kanalımıza da abone olmanızı sizlerden haseten rica ediyorum.